aleyhi tevekkeltü ve aleyhi üneyip. Şu sol tarafa kayın da bak orada ayakta insanlar var. Orayı doldurun, boş yer kalmaz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltü ve aleyhi unib. Sadakallahul azim. Arkadaşlar, bu hafta da suallere cevap vereceğiz. Çünkü birikmiş çok sual var. Bir müddet böyle yapalım, biraz azalsın diyoruz ama bazen endazeyi kaçırıyoruz. Bir veya iki sualle ders bitiyor. Ben kısa konuşmasını öğrenemedim, bu yaşa geldim. Kusura bakmayın. Babamın kabrine gideceğim. Bizim adetimizdi, bayramların ikinci günü Kurban ve Ramazan bayramında Sakalı Şerif burada ziyaret ettiriyorduk gelenlere. Bu sene onu yapamayacağımız için bugünkü sohbeti, Ramazan sohbeti, bayram sohbeti kabul ederek sohbetin sonunda Sakalı Şerif ziyareti yapacağız. Kapının dibine koyacağız. Ziyaret eden çıkar, öyle bir düzenlemeyle Sakalı Şerif ziyareti var bunun sonunda. Bayram ertesi cumartesi Allah izin verir, ruhsat verir, gider sağlık sıhhatle gelirsek gene derslere devam edeceğiz aynı minval üzere. İnternetten de öğrenirsiniz. Sualini sor. Üstadım, sual şöyle. Yahudilerin cinleri de kullandıklarını, bu konuda çok usta olduklarını zannediyorum. Memleketimiz ve büyüklerimiz üzerinde bu konu hakkında çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Havas ilmiyle uğraşanlar için Yahudilere ait bazı havas bilgileri var. Herhalde bu havas ilmiyle ilgili kitaplarda muhtevi malumatı söylüyor. Ehli sünnetin bunları kullanmasında bir sakınca var mı? Söylediği doğrudur. Dünyada sihir ilmini en çok bilen ve kullanan Yahudilerdir. Hiçbir Yahudi dükkanı soyulmaz, hırsız girmez. Hiçbir Yahudi evine hırsız girmez. Dükkanlarını, evlerini bağlarlar. Hırsız gelse dükkanı yerinde bulamaz. Bu size garip gelir. Lakin önce biraz tarihçesini size söyleyeyim. Melekler Allah-u Azimüşşan'ı insanların durumu itibariyle kınama teşebbüsünde bulundular. Sen bu insanı yeryüzünde halifem diye ilan ediyorsun ama bunlar yeryüzünde fesat çıkarır, kan döker, senin emrine muhalefet eder vesaire. Cenab-ı Hak onlara buyurdu ki, onlardaki nefsi size versem siz onlardan daha asi olursunuz. Hayır ya Rabbi, biz olmazdık. Seçin aranızdan iki tanenizi. Melekler Harut ve Marut adında iki meleği seçtiler. Allah-u Azimüşşan insanlar gibi bu melekleri de nefisle mütehalli kıldı.
nefisle hallenmiş kıldı. Nefse malik kıldı. Nefsaniyetle beraber kıldı ve dünyaya gönderdi. Tarihen bilinen şudur ki bunlar Babil'e indiler. Dünyaya sihri getiren bu Harut Marut isimli iki melektir. Bunların kıssası Bakara suresinde mevcuttur. Bir bazı müfessirlerin görüşüne göre de bunlar iki insandırlar. Lakin melek sayılacak derecede başlangıçta ahlaklı idiler. Sonradan sapıttılar. Bu rivayetlerin hangisi doğru? Mucibi münakaşadır. Fakat mühim değil. Mühim olan yeryüzüne sihri bunlar getirdiler. Bunlar her türlü kötülüğü dünyada yapıyorlar. Sonra ismi azam duasını okuyarak geceleri birinci kat semaya çıkıyorlardı. Babil'de başlayan bu faaliyet, bunların faaliyetlerine dair başka tefsirlerde daha tafsilat vardır da size bu kadarı yeter. Yahudilerde geliştirilmiştir ve bir ilim olmuştur. Bu ilme Havvas ilmi denir. İlmi Havvas. Bu ilmin kitapları vardır. Ben talebeliğimde Beyazıt Umumi Kütüphanesi'nde Şemsül Havvas isimli, arkadaşlarım siz biraz sandalye bulamıyor musunuz? Burada sandalyeden çok bir şey yoktur aşağıda. Getirsinler şuralara otursunlar. İki saat konuşacağım, iki saat ayakta durabilir mi o insanlar? Günahtır, yazıktır. Biriniz burada bir sandalye yer var, gelin buraya. Biriniz gelin. Geçici olarak araları da koyabilirsiniz. Ayakta durmayın, ben üzülüyorum. Şemsül Ma'arif isimli bir kitap vardır, Arapça. Beyazıt Kütüphanesi'nde onu mütalaa ettim. Talebeliğimde 50'li yıllarda. Sonradan gördüm bunu Latinize tercüme edip basmışlar. Ama aman ya Rabbi, o kadar yanlış var ki. Arabiyül ibare olan her şeyi yanlış yazmışlar. Kitapçılıkta bir de böyle tüccar mantığıyla hareket etme var. İlmi hassasiyet göstermeden ne bulursa basan adamlar var. Maalesef o kitap onlardan biridir. Lakin Şemsül Ma'arif'ten istifade edemezsiniz. İşin doğrusunu öğrenemezsiniz. Çünkü çok yanlışlıklar ihtiva eder. Bir başka kitap size söyleyeyim. Bunu da Latinize etmişler. Ama ben görmediğim için mukayesesini de doğru yapıp yanlış yaptıklarını söyleyemem. Bir son devir Osmanlı alimlerinden bir zat vardır. Seyyid Süleyman Hüseyini. Bu adamın bir Kenzül Menam. Menam uyku demektir. Uyku hazinesi, rüya tabirnamesi vardır. Kenzül Menam. Tamam, ne boş bulursan koy. Önde arkada fark etmez. Siz de sandalye bulun. Bir kişi de bak oradaki koltuğa geçsin. Gelsin oradan bir kişi daha. Kenzül Menam Latinize edilmiş. Osmanlıcadır. Geç şu koltuğa. Bu elimdeki kitap da aynı zatın İlmi Havvas'a ait bir kitabıdır. Kenzül Havvas.
keyfiyeti celp ve teshir. Teshir, sihirleme, büyüleme. Bu kitap güvenilir bir kitaptır bu mevzuda. Çünkü bunu iyiliğe de kullanmak mümkündür, bu ilmi kötülüğe de. Onun için bu tavsiye edilmez. Yani çok insan böyle bir fevkaladelik göstererek insanların alakasını celbetmek ister. Bu gayet basittir. Bunun için alim olmaya da gerek yoktur. Eğer cinnilerden bir huddamın varsa, huddam hadimin bir diğer çoğuludur. Hadim hizmet eden demektir. Hademe hizmet edenler demektir. Biz tekil olarak kullanırız. Huddam da hadimin çoğuludur. Hizmet edenler, ama burada da tekil olarak kullanılır. Bir cinli mesela hiç konuşmadan 70 bin defa ya ve dut çeksen, bir misal vereyim size. Olduğun odanın kapısı kendiliğinden açılır. İçeriye bir cinli girer. Sana selam verir. Ve der ki yaptığın tesbihatın sebebiyle ben sana memur tayin edildim. Senin hizmetindeyim. Ne emredersen yapacağım. Böyle cinlilere huddam derler. Huddam. Yani bir kimsenin emrine girmiş. Şimdi benim faraza hiç alakam yok böyle işlerle, işte bana huddamını devretmek isteyen bile oldu. Asla dedim. Hiç alakam yoktur. Nazariyatını size söylüyorum. Benim böyle bir huddamım olsa, karşıma gelen bir adama, acaba buraya gelmeden ne yaptı diye düşünsem, ben huddamla konuşsam sen onu duymazsın. O dese ki işte falan yere uğradı da, diyelim ki baklava yedi. Ben ona desem ki ya sen buraya gelirken dükkana uğrayıp baklava yiyorsun da Kadir Bey'e de getireyim niye demedin? O hemen der ki Kadir Bey keramet sahibi. Benim gelirken baklava yediğimi bildi. Halbuki bunu dinle alakası olmayan, hatta dinen batıl yolda olan bir adam bile yapar. Hatta cinniler aynen insanlar gibidir. Mümin, kafir ve münafıktırlar. Aynen insanlar gibidir. Cinnisi kafir olan bir adam, o cinni İslam'a aykırı bir iş yapmadığı takdirde itaat altına alamaz. Öyle cinni vardır ki, öyle cinci vardır ki, öyle diyelim, huddamı kafirdir. Kur'an'ın üzerine otur seni dinleyeyim der. Minderin altına Kur'an koyar. Bu kadar sapıklığa müsaittir bu iş. Bununla ilgili yaşadığım vakaları anlatsam bu sohbete sığmaz. Lakin unutmayın ki cinneler olmuş işi bilebilirler. Olmuş işi. Çünkü cinneler Işık süratinde hareket ederler. Allah-u Azimüşşan'ın kainatta en şerefli varlığı insandır. Bu şerefin sebebi Allah'ın bütün sıfatlarından nasip almasıdır. Masivaullah dediğimiz Allah'tan gayri varlıkların teşkil ettiği alemde her varlık bir veya birkaç esma tecellisiyle vücuda geldiği halde insanda esma-i ilahiye iki noksanla tamamen mevcuttur. Allah ise camül ezdattır. Zıt sıfatların sahibidir. Hay da onun sıfatıdır. Mümit de onun sıfatıdır. Bir yaşatan bir öldüren. Hadi de onun sıfatıdır. Hidayet veren, mudil de onun sıfatıdır.
zıt sıfatların sahibidir. Siz bir elektrik kablosundan bir kablo çekip sobada ısıtmaya, aynı noktadan bir başka kabloyla buzdolabına soğutmaya memur edebilirsiniz. Cereyan aynı cereyandır. Soğutma istidadı da var, ısıtma istidadı da var. Bu istidat alıcıya göre tecelli eder. Soba ısıtma istidadındadır, ona göre ayarlanmıştır. Buzdolabı ise soğutmaya müsaittir. Aynen bunun gibi. Bir mekanda bir sobayı bir de buzdolabını kullansanız, bunlar birbirlerini belli ölçüde ifna ederler, yok ederler. Hangisi galipse odanın suhuneti o galebede olana göre teşekkül eder. Sıcaklık fazla geliyorsa soğukluğu o miktarda yok ederek galebeyi o sağlar. Buzdolabı fazla soğutuyorsa sıcaklıkla dengelendiği zaman suhuneti itibariyle aksi olur. Ama bu tecelli mekanda birbirini yok eden bu zıtlar menşelerinde kavga halinde değildirler. Birbirlerini yok etmezler. Yok etse ne ısıtma ne de soğutma kabiliyeti olur elektrikte. Aynen bunun gibi la teşbih ve la temsil, Allahu Azimüşşan'da bu sıfatlar sükunet halindeyken tecelli ettiği alemimizde tearuz halindedir. Birbirlerini yok etmek üzeredirler. Aydınlık galebesi kadar karanlığı yok eder. Karanlık galebesi kadar aydınlığı yok eder. Mutlak yok edemez. Bu zıtlar Allahu Azimüşşan'da sıfat itibariyle mevcut olduğu için kainatta temeldir, asıldır, bertaraf olunamaz. Buradan imani bir netice çıkarabiliriz. Müminler ne kadar kuvvetli olurlarsa olsunlar, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, küfrü yok edemezler. Çünkü Allah'ın mudil sıfatı ilahiyesi muhatapsız kalmaz hiçbir zaman. Hiçbir sıfatı ilahiye muhatapsız kalmaz. Kafirler ne kadar kuvvetli olurlarsa olsunlar, imanı asla yok edemezler. Çünkü Allah'ın hadi sıfatı ilahiyesi muhatapsız kalamaz. Bunların mücadelesi galebe nöbetleşmesidir. Yok etme mücadelesi değildir. Bazen biri galip gelir, bazen öteki galip gelir. Bu da kainatın temel kanunlarından biridir. Bakın size bir mühim bir söz söyleyeyim. Bunu dikkate alın. Kainatı doğru anlamak için evvela her şeyden evvel Allah'ın zat ve sıfat hakikatine doğru vakıf olmak lazımdır. Allah'ı doğru bilmeyen kainatı doğru izah edemez. Çünkü eser müessire göre şekil alır. Kainatın müessiri ve müessisi ve Halik-i Zişan Allah-u Azimüşşan'dır. Allah hakkındaki bilgin kainatın yaratılışında o bilgiye göre yaratıldığı için kainatı doğru anlamanı sağlar. Buna biz adetullah diyoruz. Allah'ın kainata hakim kıldığı kanunlar. Adetullah'ı doğru anlarsın. O zaman kainatı, hayatı, mematı, varlığı vesaireyi izah ederken yanılmazsın. Cenab-ı Allah en şerefli varlık olarak insanları yaratmıştır. Bundan sonra cinler gelir. İnsanda iki sıfat eksiktir. Allah'a ait sıfatlardan biri bekadır, biri Halik sıfatı ilahiyesidir. Beka sıfatı ilahiyesinin adem mevcudiyeti ki aynatta yoktur. Her şey fanilikle mahkumdur. Halik sıfatı ilahiyesinin adem mevcudiyetinin neticesi failin fiili Allah ona Halik sıfatıyla katılmadan gerçekleşmez.
hayrihi ve şerrihi minallahi teala budur. Allah'tandır demek, Allah halik sıfatıyla bu fiile dahil oldu da o bu fiil olabildi. Kulda failiyet, Allah'ta halikiyet vardır. Allah'ın dahil olmadığı bir fiile hiçbir varlık muktedir olamaz. Çünkü fiilin vücudu, hilkati, yaratılışı icap eder. Yaratma kabiliyeti insanda yok. Hiçbir varlıkta yok. Mahsuba Allah'ta yok. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala budur. İslam bunu böyle formüle etmiştir. Cinler de insanlardaki gibi beka ve halik sıfatı olmamakla birlikte bir de vücut sıfatı yoktur. Bu bakımdan insanlardan sonra gelen varlıklar cinlerdir. Şeref itibariyle, değer itibariyle. Lakin cinler 3000 yıl yaşarlar. 3000 yıl yaşadıkları için insanlardan kalabalıktırlar. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de ne zaman insanlarla cinler birlikte zikredilmiş ise, cinlerin zikri evvel gelir, kalabalıklıklarındandır. Şanlarının, şereflerinin insandan üstün olduğundan değil. Mesela, Ya maşerel cinni vel insi nisetatun min ahtari semavati ila ahir. Ey cinler ve insanlar topluluğu. Ahtar semavata, yani sönmüş yıldızlara nüfuz edemezsiniz. Devamı var ayetin. Ayet bizi alakadar etmiyor burada. Sadece bak cinler evvel. Ya maşerel cinni vel insi. Başka bir ayet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattım. Mal mülk edinsinler, keyif sürsünler dünyada değil, kulluk. Sahip olduğum bütün nimetler bu kulluğu layıkıyla yapman için sana verilmiştir. Cinleri ve insanları yaratma sebebi kulluktur. Cinler de insanlar gibi nefisle mülemmadır. Nefisle mütehallidir. Nefse maliktir. Yerler, içerler, evlenirler, boşanırlar vesaire. İnsanlardan hiçbir farkı yoktur. Sadece enerjidir. Bundan dolayı saniyede 270 bin kilometre süratle hareket eden Işık süratinde hareket kabiliyetleri vardır. 3000 sene yaşadıkları gibi ışık süratinde hareket ederler. Senin sorduğun bir suali saniyenin içinde 270 bin kilometre dünyayı 8 defa dolanmak demektir bir saniyede. Dünya 40 bin kilometre değil mi? Bir saniye içinde dünyayı 8 defa dolaşacak kadar süratli hareket ettikleri için enerjidirler. Senin sualin cevabını öğrenir gelir. Ama ahlaklı olur, doğru söyler. Ahlaksız olur, yalan söyler. O ayrı bir mesele. Her cinnin durumu aynen insanlar gibidir. Umumiyetle. Bu işi yapanlar cinnileri kullanırlar. Yani sihir denilen işin bir numaralı sermayesi cinnilerdir. Bunu iyiye de yapan olur, kötüye de yapan olur. Kötüye kullanmak ihtimalinden dolayı bu ilim mergup, makbul değildir. Ama başına bir hal gelir, buna da ihtiyaç olur. Hani Allah derler hekime hakime muhtaç etmesin ya ama bir de ihtiyacın olduğu zaman da ehemmiyeti artar. Bunu doğru yapan adamlar, doğru kullanan, bu ilmi doğru kullanan adamlara da ihtiyaç vardır. Çünkü cinniler de insanlar gibi nefisleri olduğu için suç işlemeye meyaldirler.
Onlar da insanlar gibi imtihan olunmak üzere yaratıldığından nefisle mütehallidirler. Bu bakımdan suç işler. Gelir bir insana musallat olur, onu hasta eder. Hasta eder. Radyasyon gibi girer beynine. Böyle çok vaka anlatabilirim size. Fakat iş uzar. Demek ki birinci vasıta cinnilerdir. Peki bu cinniler ne bilebilir? Olmuş olan işi bilirler. Bir tarihçi eskiden olmuş bir işi tahkikat ediyor veya olmuş bir işi yaşayanlardan soruşturuyor, öğreniyor ya, onun gibidir. Bir araştırmacı yazar gibidir cinni. Peki olacağı bilemezler mi? Olacağı yapacak adamın zihninde tebellür etmişse, zihin de okur. Mesela bir adam karar vermiş, bir iş yapacak. O karar haline geldiyse zihninde, onun zihnini okur. O kabiliyetleri vardı. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Bununla beraber tefsirat diye bir şey vardır. Allah-u Azimüşşan seyri sülükü, yani manevi terakki yollarını, birinci merhabesi seyri ilallah'tır. Seyri ilallah'ın neticesi fenafillah bekabillah'tır. Bu makama eren adam Allah'ın veli kuludur. Gerçekten bu seyri sülükün birinci merhalesi olan seyri ilallah'ı tamamlayan bir veli, bir berat gecesinden müteakip berat gecesine kadar olan mugayyebatı bilir. İyi öğrenin, bunlarda ayak kayması çok mümkündür. Doğru öğrenin. Çünkü her berat gecesi, müteakip berat gecesine kadar bu kainatta olacak vukuatın muhasebesi birinci kat semaya iner. Seyri sülükün birinci merhalesi olan seyri illallahı tamamlayan bir veli kul, gelecek berat gecesine kadar olacak işleri birinci kat semaya indiği için görebilir. Peki bundan ilerisi var mıdır? Vardır. Seyri anillah dördüncü merhaledir. Dördüncü merhaleyi kat eden levh-i mahfuzu görür. Allah'ın böyle kullarına ikramı var. Bu gaybı bilmek değildir. Allah'ın bildirmesiyle var olan bir şeyi bilmektir. Yoksa küllü müneccimin kezzap. Peygamber mührünü basmıştır bu hükme. Her gaybden haber veren kezzaptır. Ama bu ona gayip değildir artık. Allah gösteriyor, bildiriyor. Cinnilerden de velayet makamına eren vardır. Onlar da bazen cinniler vasıtasıyla olacak bir şeyi bilmeleri, huddamının, cincinin huddamının mertebesindendir. Onun için bak, küllü müneccimin kezzap hadisi varken, gayb bilinemezken, la ya'lemul gaybi illallah hükmü varken, bu cinci olacak bir şeyi bildi. Böyle de çok vakalar anlatırım size, olacak şeyleri bilenlere dair. Yaşadığım, duyduğum. Misallendirip de uzatmak istemiyorum. O cinninin bu manevi rütbesindendir. O cincide değil o keramet. Cinci senin benim gibi bir adamdır. O kaval gibi, cinni onu çalıyor. Demek oluyor ki teshir, büyü, sihir işinin birinci sermayesi cinnidir. Cinler hakkında bu kadar bilgi size yeter. Peki bu böyledir de ayetle hadisle olmaz mı? Olur.
ayetle hadisle de olacağına bu kitap delildir. Burada Esma-i İlahiye ile Allah'ın sıfatlarını belli ölçüde çekmekle belli netice elde edersin. Mesela bir buhranlı zamanda Allah'ın Ya Latif ismini 16.641 defa çekersen, burada böyle bilgiler vardır. Kaderi mutlak değilse, kaderi mutlak değilse o iş, o bela, o musibet, onu atlatırsın. Biliyorsunuz kader iki türlüdür. Kaderi mutlak, kaderi muallak. Kaderi mutlak, Allah'ın bir şey dilemesiyle, failin memuren katılmasıyla olan iştir. Mesela sizin ananızın, babanızın tayini murad-ı ilahiyledir. Allah sizi falan anadan, falan babadan dünyaya göndermeyi murad etmiş. Ananız da bunun esbabını yerine getirmiş, babanız da getirmiş olmuşsunuzdur. Allah'ın dilemesi evvel, kulun fiili ahırdır. Bu kader mutlaktır. Bundan dolayı kimseye ne mücazatlardır ne mükafatlardır. Bu ahiretteki vereceğin hesaptan nisabı tayine yarar. Çünkü Allah'ın tayiniyle olan nimetler büyük nimetlerdir. Sıhhatli olmak, iman sahibi olmak, iyi bir ailede dünyaya gelmek, Müslüman bir muhitte gelmek, bunlar hep lütuftur. Bunların bedeli yoktur. Hayatını secdede geçirsen bir gözün şükrünü eda ettim diye emin olamazsın. Onu gözleri görmeyene sor. Bir idrar boşaltamayan adama sor. Sen farkında değilsin idrar boşaltmanın bir nimet olduğunu. Bir prostat olup da boşaltamayan adama sor. Nimetler eldeyken değeri bilinmez. Şunu arkaya yaz. Bunun manası büyük nimetler mevhibe-i ilahiyedir. Bu nimetler ne kadar çoksa ahirette vereceğin hesap o kadar çok demektir. Çünkü umumi hüküm la yükellifullahe nefsen illa vüs'ahadır. Allah hiçbir nefse takatinden fazla bir yük yüklemez. Mükellefiyet beşerin takatiyle tevemdir. Takati kadardır. Ama bu söz hiç dikkat edilmeden bir başka gerçeği ifade ediyor. Yarısı boş bardak demekle yarısı dolu bardak demek aynı şeydir. Sade zihniyet farkıdır. Bedbin adam hep yarısı boş bardak der. İyimser adam hep yarısı dolu bardak der. Ama gerçek hep aynıdır. Allah Azimüşşan buyuruyorsa ki ben hiçbir nefse onun takatinden fazla bir külfet yüklemem. Takati kadar yüklerim demektir. O takat ne ile teşekkül ediyor? Senin sağlığınla, aklınla, ömrünle vesaire. Ölç bunları bakalım. Kantara koy da tart bakalım ne kadar seni mükellef tutacak. Halbuki zekatın mükellefiyeti bellidir. Miktar da bellidir, nispeti de bellidir. Burada kaderi mutlak icabı olarak nail olduğun bütün nimetler, avantajlar, dezavantajlar, müsbetler, menfiler, hepsi senin mesuliyetinin derecesinin tayinde rol oynar. Nerede? Ahirette. Dünyada senin fiilen dahil olduğun, senin talebin üzerine Allah'ın halkettiği iş, o da kaderi muallaktır. Eğer senin sihirle, büyüyle yöneldiğin iş kaderi muallaksa onu değiştirebilirsin. Kaderi mutlakın değişmesine hiçbir surette imkan yoktur. Bütün beşeriyet el ele verse, bütün gücünü seferber etse yeryüzünden sivrisineği kaldıramaz.
akrebi yok edelim, ne faydası var bu akrebin, zehirliyor insanlar dese, topuyla tüfeğiyle aya giden, havada uçan insanoğlu buna muktedir olamaz. Çünkü o teyidi ilahiyle vardır. Yok edemez. Demek oluyor ki sihir muallak kaderi değiştirir. Mutlak kaderi asla. Dua da böyledir. Dua da muallak kaderi değiştirir. Mutlak kaderi değiştirmez. Lakin sen hayır niyetiyle dua edersin de o dua kaderi mutlaka taalluk eder. Bundan dolayı dünyada israf edilmez. Yani karşılık bulmaz ise Allahu Azimüşşan o duanın bereketini ahirette verir. Çünkü Allahu Azimüşşan duanız olmasaydı ne kıymetiniz var? Peygamber de dua o. Lübbül ibade. İbadetin özüdür. Gerçekten yürekten Allah'a yalvarırken en halis ibadettekinden daha fazla bir hassasiyet kazanır yüreğin. Onun için dua da kaderi muallakı değiştirir. Kader mutlakı değiştirmez. Ben dua ettim de kabul olmadı. Hayır, sen halisane dua ettinse hiç korkma. Onun mükafatı sana ahirette verilecek. Çünkü kaderi mutlaka karşı dua ettin. Hatta bir hadis-i şerifte buyurulur ki insanlara defteri amali verildiği zaman orada yapmadığı işleri görüp de itiraz edenler olacak. Bu defter herhalde bana yanlış verildi. Ben bu iyiliği yapmadım, bu iyiliği yapmadım, bu iyiliği yapmadım. Ona denilecek ki hayır, burada yanlışlık olmaz. Sen o işte başarılı olmak için Allah'a dua etmiştin. Lakin kaderi mutlaka karşı geldiğinden duan dünyada verilmedi. Karşılığı ahirete bırakıldı. Ya Rabbi, hiç mi duamı dünyada kabul etmeseydin de hepsini ahirete bıraksaydın derler. Allah-u Azimüşşan, sen dünyadayken böyle düşünmüyordun. Hepsi dünyada verilsin istiyordun. Ben kimini dünyada verdim, kimini böyle ahirete bıraktım buyurur diyor onlara. Demek oluyor ki bu işin birinci sermayesi cinlilerdir. Cinliler hakkında bu kadar bilgi kafidir. İkinci sermayesi duadır. Ed-dua'u silahun lil müminin. Dua müminler için silahtır. İşte teshir ilminde, havas ilminde ayet-i kerimelerle, esma-i ilahiye ile muayyen neticeleri almak için tertiplenilmiş bir yığın dua vardır. Bunlara dua diyebiliriz. Mesela esmanın harflerini rakamla karşılık yaparak vifk denilen kareler içine rakamlar yazarlar. Demin aşağıda birisi gösterdi. Dedesinden kalan bir vifk yapılmış. Yani burada kitapta çok örneği vardır. Vifk-i şerif üzerinde taşırsın. Bilmem kamera gösterir mi? Esma-i İlahiye'den ayet-i kerimeler böyle çok şey olur. Size başımdan geçmiş, hadi bu kadar, o kadar çok hatıram var bununla ilgili ki başımdan geçmiş bir şey söyleyeyim. Ben 80 ihtilalinde vatandaşlıktan atıldım. Heimatlos, yani vatansız olarak Avrupa'da yaşıyordum. Vatansızlar Birleşmiş Milletler'de belli bir idarenin emrindedirler. Ve mavi pasaportla yaşarlar. Medine-i Tahire'de bir lokantada yemek yerken birisi pasaportumu merak etti. Nasıl bir pasaport göreyim, gördü. Ellerimiz kirliydi, masada bıraktık. Yemek yedik, kalktık. Aklıma geldi, geriye döndüm, pasaport yok. Biz bu pasaportu almadık.
Burada garsonlar baktı. Muhakkak birisi bunu aldı. Yok almadık. Aldınız, almadınız. Bir arkadaşımız vardı. Şimdi Ummul Kura. Kura köy demektir. Yerleşim, en küçük yerleşim birimi. Kura kariyeler. Kariyeler. Yerleşim birimleri. Mekke'nin bir adı da Ummul Kura'dır. Yerleşim yerlerinin anası. Çünkü dünyada ilk yerleşim yeri Mekke'dir. Adem Aleyhisselam yeryüzüne indirildikten sonra Seylan Adası'nı Havva Hanımız Cidde'ye, belli bir zaman sonra biliyorsunuz Arafat'ta buluştular ve Mekke'ye yerleştiler. Mekke Ummul Kura. Yerleşim yerlerinin anası, ilki. Orada o zaman asistan, şimdi profesör oldu. Dedi ki, benim bir tesbihatım var. Onu yapalım, pasaport yerine gelir. Bunun babası Mekke hareminin kuzey tarafında hala vardır. Cin mescidi var. Orada imammış vaktiyle. İlme havasa aşina bir adammış. Bu çocuk da babasından bazı şeyler öğrenmiş. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمُعُ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِيمَ الْوَكِيلِ 7 defa ayeti kerimeyi okudu. 450 defa da arkasında حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِيمَ الْوَكِيلِ. Ama o arada garsonların kaldığı yere gittiler. Lan bunu siz aldınız. Başka türlü olamaz. Hayır, inkar, inkar, inkar. Tesbihattan sonra gidelim o lokantaya dedi. Gittik. Oturduğumuz masaya böyle bir tabak koymuş. Sütuna tabağın arkasına koy. Tabağı kaldırdık, pasaport geldi. Mübalağa etmeyeyim. Ben kayıplar hususunda şu ayeti kerimeyi bu 450 hasbunallah ile birlikte 10 defa denedim. Frankfurt havaalanında çantamı unuttum, çantamı. Bu havası yaptım. Münih'ten adam telefon etti. İçindeki karttan, sizin çantanız bende. Siz Frankfurt'ta mısınız, bir yere mi uçtunuz? Kalabalıktık be, herkes zannetti ki o aldı, o aldı, çanta gitti. Böyle 40 defa denedim. Arkadaşımızın kamyonu çalındı. Burada bu havası yaptık. Sabaha karşı çalan getirdi, kapının önüne bıraktı. Tecrübe ettiklerimi söylüyorum size. Bunun gibi bende yüzlerce hatıra var. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle, Esma-i İlahiye'yle bu işi yapanlara bu mübarek adamın 40 defa ikazı var. Aman ha, bunu sakın kötülüğe yapma. Size bir örnek vereyim. Süleyman Efendi Hazretleri din aleyhtarı tavırdan bunalarak müritlerini bir gün topladı. Kahhar Esma-i İlahiyesini çekti. Belli bir Esma-i İlahiyeyi belli bir miktar çekme sizin hayatınıza muhakkak bir tecelliye sebep olur. İşte bu ilmin bir tatbikatı da budur. Falan adamın kahrolması için. Anlarsınız. İslam'ın en büyük düşmanı için. Evden bir haber geldi. Kızına fenalık geldi. Ölecek. Efendi dedi ki Esma'yı üzerimize sıçrattık, vazgeçin. Kaderi mutlaka karşı geldi. Esma da muhatapsız kalmadı. Sen taşı falan paşaya attın ama gitti kızına vurdu. Bu kaderi mutlak dedi. Bu millet bu zulmü görecek. Bakın böyle işler de vardır. Kızarsın birine, burada öğrendiğin bir şey yaparsın, vebali muciptir. Aman bunu kötülüğe kullanmayın diye 40 yerde izah vardır. Şimdi, size bu kadar bilgi yeter. Şunu söyleyeyim ki, bugün dünyada başta Yahudi, sonra Japonya. İstihbaratta bunu kullanır.
sihir ilmini istihbaratta en çok kullanan İsrail'dir. Sonra da Japonlardır. Onların da kendilerine göre, tabii bunu Kur'an'la yapmıyorlar. Size demedim ki zaten Kur'an'la olur. Mesela bir Kur'an'ı kıssa hatırlatayım size. Bel kızın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar Yemen'den Kudüs'e getirdi Süleyman Aleyhisselam. Kim getirdi? Cinniler. Yani maddi bir eşyayı bile naklederler. Maddi bir eşyayı. Erzurumlu bir Ömer Efendi vardı. Aleyhinde nuska yapıldıysa bir suya okur, pat pat nuskalar suya dökülür. Alır sana verir. Hiç unutmuyorum. Adana'da bir mezara gömülmüş nuskayı. Cinliler diyor biz oraya yaklaşamayız. O bir, ya o zaman sana zarar vermez. Git. O Allah'ın bir veli kuludur. Zarar vermez. Git al oradan nuskayı getir. Çamur oluyor şey. Suyun içi. Sizin de kendinize göre çevrenizde böyle insanlar görebilirsiniz. Ama dikkat edin. Bu işin kontrolü zor olduğundan çok da sahtekarı vardır. Demek oluyor ki cinlisinin selahiyeti kadar gayipten de haber verebilir. Veliler için söylediğim nükteyi cinliler için de varit kabul edin. Diğer taraftan Kur'an ayetlerini kullanarak, Esma-i İlahi kullanarak da büyü yapılır. Adamın sualinde ne vardı? İsrail kullanıyor mu diyordu. Ne diyordu? Yani Ehl-i Sünnet'in kullanmasında bir beis var mıdır dedi. Aa, doğruya kullanmakta bir beis yoktur. Lakin tehlikelidir. Tehlikelidir. Bir de memleketimizdeki bazı siyasi büyükler üzerinde bu tatbik ediliyor mudur diye sormuş. Ama istihbaratta kullanıldığını söylediniz zaten. İstihbaratta kullanılır da bizim Türkiye'de kullandığını zannetmiyorum. Ama benim bildiğim İsrail'de bu kullanılıyor. Japonya'da kullanılıyor. İstihbaratta da bir açık göz bu işlere vakıf biri olursa, ehlini de bulabilirse kullanabilir. Burada bir vakıfta bir hırsızlık oldu. Tanıdığım bir kadın, cinlisi, sağlam Müslüman. Onun adresini verdim, gittiler. Hırsız da şikayetçi olanın yanında. Dedi ki ya ben böyle vakıftan ihtiyacı olanlar oluyor. Sen telefonunu ver de sana gösteririm, gönderirim falan dedi. Bunlar ayrıldıktan sonra bilemedim numarası yaptı. Çünkü hırsızla başı derde girer. Yolda telefon etti. Dedi ki senin yanındaki yardımcın var ya hırsızlığı o yaptı. Ben sana söyleyemedim. Telefonunu onun için aldım. Sıkıştır. Söylet. Sıkıştırdılar adam itiraf etti. Şimdi hırsızı bilir. Çünkü olmuş bir şey. Gayet kolay bilir. Ama bunun sahtekarları vardır. Her bu işten anlıyorum diyene de güvenmeyin. Doğru yolda yapılmasında bir mahsur yoktur. Lakin sapıtma ihtimali çok olduğundan herkese tavsiye edilmez. Evet, başka bir sual. Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş, İslam dünyası tarafından çok iyi bilinmesine ve tanınmasına, kitapları ve makaleleri önemli fakültelerde ders olarak okutulmasına rağmen cumhuriyetçilerin yanlış tanıtmalarından ötürü memleketimizde adeta vatan haini olarak tanınmış olan bazı ilim adamları hakkında özellikle de Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ve Allame Muhammed Zahid el-Kevseri'nin kişiliği ve ilim adamı kimliği hakkında bilgi verirse üstadımız çok memnun olurum. Bu iki adamın da üniversitede makaleler, kitapları, ders kitabı olarak okunuyor değil. Böyle bir şey yok. Çünkü
İkisinin de kitapları Kahir ekseriyetiyle Arapçadır. Mustafa Sabri Efendi Türkiye'deyken yazdığı birkaç kitap var. Yeni Müştehitlerin Kıymeti, İlmiyesi vesaire. Ama asıl ömrünün mahsulü olan Mevkuful Akli vel İlmi vel Alim kitabı Mısır'da yayınlanmıştır. 4 cilt Arapça bir eserdir. Bizim tahrif hareketlerinde yaptığımız gibi Mısır'daki gard tesiri altında kalmış İslam'a sapıklık sokmaya çalışan adamlara cevaplardır. Bunun Türkçe'ye çevrilmemiş olması esefle anılacak bir hadisedir. Lakin 1. cilt Osmanlı'da benzer işler olması dolayısıyla Mustafa Kemal'den bahsettiği için heyeti vekile kararıyla yasaktı bu kitabın Türkiye'ye girmesi. Yasak idi. Şimdi fazla dikkat edilmiyor. Arapçası bile yasaktı Türkiye'ye girmesi. Ben de var ama yani tercüme edecek adamın başına 5816 sayılı kanundan dolayı bela gelir. Bunun tercümesini 69 senesinde Beyrut'ta oğlu İbrahim Sabri Bey bana verdi. Lakin İbrahim Sabri Bey'in tercümesi öyle çetin bir Osmanlıca ki Arapçayı anlamaktan daha zor. Onun için ben onu o şekilde neşredemedim. Herhalde yeniden biraz bugün anlaşılabilir bir dille tercüme edilmesi lazım. Zahid-ül Kevseri'yi de Türkçe'de fazla bir eseri neşredilmiş bir insan değil. Çerkez asıllıdır. O da Osmanlı idaresinin sonlarına doğru Kemalistler İstanbul'a gelmeden, çünkü o harekata muhalif oldukları için, Türkiye'den çıkmış alimlerden biridir. Hatta Sabri Efendi önce Yunanistan'a gitmiştir. Yunanistan'da 1930'da Yunanlarla bir anlaşma yapıldı. İkamet, ticaret ve seyri sefain anlaşması. Gümülcine de Yarın diye bir dergi çıkarıyordu. O derginin de Türkiye'ye girmesi yasaktı. Gayri resmi olarak yani yazılı olmaksızın bu anlaşmadan önce Sabri Efendi'yi oradan çıkarmak şartını koştu Türkiye. Çünkü Batı Trakya'da Türkler var, onlara tesir ediyor vesaire, yayın yapıyor. Yunanlar geldiler. Biz, siz şeyhülislamlık yapmış, o seviyede bir din alimisiniz. Hürmetimiz var ama Yunanistan'ın âli menfaati Türk olmayan bir yerde oturmanızı gerektiriyor. Nereye isterseniz Yunanistan'ın oturun, yeter ki orada Türk olmasın. Mora'ya gitti. Papazlar karşıladı onu. Ama sıkıldı, Mısır'a gitti. Kral Faruk duydu bunun, böyle büyük bir alim ve ihtiyaç içinde, yani çırılçıplak gitmiş Türkiye'de. Ona maaş teklifi getirdiler. Sabri Efendi dedi ki burada Zahid-ül Kevseri var. O da benim gibi, benden de evvel gelmiş. Bu maaşı ona verin, o benden daha ihtiyaçlıdır. Bunun üzerine Kral Faruk ona da maaş bağladı, ona da maaş bağladı. Ve bunlar telifatla uğraştılar. İkisi de Osmanlı'nın bakiyesi olan 100 akı büyük alimlerdendir. Ama ne yazık ki onun söylediği gibi öyle mekteplerde okutulmak değil. Eserleri Kahir ekseriyetiyle Türkçe'ye intikal ettirilmiş bile değildir. Ben tahrif hareketlerin 4. cildinin ön sözünde dedim ki, daha tabii yayınlanmadı, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi gibi alimler kalmadığı için bazı cahiller Türkiye'yi köpeksiz köy addederek din ve tarih hakkında ulu orta konuşmaya devam ediyorlar.
Eskiden bir kitap çıktığı zaman o kitabın lehinde aleyhinde yüzlerce makale çıkardı. Şimdi kimse alakadar olduğu yoktur. İstediğini çıkar. Hiç kimse alakadar olduğu yoktur. O zaman bizim yaptığımız, bugün yaptığımız tahrif hareketleriyle yaptığımız işi yapan birçok adam vardı. İslami dergiler bunu yaparlardı, eser yazarlardı. Ötekiler de cevap verirdi. Ben Fethullah Gülen'den de böyle bekledim. Bana cevap verir diye bekledim ama 3 tane dava açtı. Verecek cevabı olan adam mahkemeye gitmez. Biz kimseye hakaret etmedik. İlmi mütalalar yanlışlar karşısında serdettik. Bana göre ilmi. Okuyucu versin hükmünü. Ama dedim ki işte bugünkü reformistlerin mübeşşiri olan reformistlere Sabri Efendi cevap vermişti. Şeyhülislam Mustafa Sabri cevap vermişti. Bu bakımdan o reformistler, bugünkü reformistlerin mübeşşirler olduğu gibi Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi de benim mübeşşirimdir. Yani benden evvel bu işi yapmış olan bir adamdır. Onun Mevkuful Akli vel İlm isimli eserini takrir ettiği adam Ali Yakup Efendi'ydi. Ali Yakup Cenkçiler. O da bir mübarek insandı. O bana dedi ki Sabri Efendi'nin keşfen söylediklerini sen delilli söylüyorsun. Ah ne olaydı yetişeydin de o seni göreydi bahtiyar ölürdü. Demek oluyor ki bir müşabehet var. Ben din karşıtı adamlarla 50 senedir mücadele ediyorum. Bunu vaktiyle yapan oydu. Onun için orada davet ettim ruhunu bir Fatiha ile şad edin diye. Kimse buna haini vatan demeye hakkı yoktur. Kemalistler hariç. Bunun sebebi de onun istifa ediyorum isimli bir şiir yazmasıdır Yarın dergisinde. İstifa ediyorum. Neden istifa ediyor biliyor musun? Türk milletine mensup olmaktan. Kemalizmin İslam'a vurduğu darbeler, sadmeler karşısında milletin kılı kıpırdamamasından müteessir olarak tövbe tövbe ya Rabbi beni bu milletten addetme istifa ediyorum diye şiir yazmış. Oldu hain. Böyle bir şey yok. Zulme karşı susan bir milletten millete karşı öfkenin ifadesidir bu. Gerçekten de öyle bir şey çıkmasaydı bizi vebalden kurtaramazdı hiç kimse. Hiç olmasa bir kişi zuhur etti bu zulme karşı ve adliyet sabit oldu. Ondan sonra isyan etmeyenler Allah katında mazur oldu. Çünkü netice almak muhtemel göründüğü zaman isyan vaciptir. Netice almak mümkün görünmediği zaman da bir şey yapamazsın. Buğz ile iktifa edersin. Kalben buğz etmekle mümin kalırsın. Şeyhülislam müteessir oldu milletin sükutu karşısında. Ve bu teessürünü de böyle ifade etti. İstifa ediyorum şiiriyle. Bundan dolayı ona vatan haini demek ancak Kemalistlere yakışır bir sözdür. Hiçbir Müslüman bunu söylemez. Vatan cüda ölmüştür ama o zamanki Mısır bugünkü değil de hiç olmazsa Kemal'in zamanındaki Türkiye'den çok daha vatandı. Bunu Mehmet Akif de söylüyor. Mısır'da öleceğim de vatan cüda kalacağım diye düşündüm diyor. Halbuki 1930'ların Türkiye'sini vatan say, 30'ların Mısır'ını vatan sayma Müslüman mantığı değildir. Halbuki Namık Kemal git vatan Kabe'de siyaha bürün. Bir elin meşede alt kainata uviyetinle görün diyor. Bizim kınadığımız Namık Kemal Akif'ten daha İslami şuura sahip demek. Mekke'yi vatan sayıyor. Öbürü Mısır'ı saymıyor. Onun için gene vatanda ölmüş demektir.
Sultan Vahidettin'in kabrini vaktiyle Türkiye'ye getirelim, Nazım'ın kabri gelsin dendiği hengamda bizim Hasan Mezarcı bir yavet tutturmuştu. Onu da dedim, ne olmuş Şam'da olsa yani? Şam vatan değil mi? Ecdadımın kanı dökülen her yer benim vatanımdı. Gücüm yettiği gün alırım. Yetmedi, o başka. Gücün yettiği gün alırsın. Senin babanın iki dönüm tarlasının elinden birisi alsa, neslen badem nesil, o şurası bizimdi, bu zalim elimizden aldı denir. 500 sene idare ettiğin toprak vatan olmuyor. Böyle mantıksızlık olmaz. Başka bir sual sor. Çeçenistan, Afganistan ve Afrika'daki muhtelif yerlerdeki cihat cepheleri hakkında üstad ne düşünür? Evet. Çok umumi bir perspektiften söyleyebilirim. Çünkü benim hakkımda Ali Ulu Kurucu'nun bir sözü var. Şeytan taşlamaktan salavat getirmeye vakit bulamadın demiştim. Ben Türkiye'deki din karşıtı cereyanlarla uğraşmaktan böyle işlere çok vakit bulamadım. Ama şunu biliyorum ki her yerde bir İslami uyanış, direniş, mukavemet hareketi var. Bunun içinde dengeyi kaçıran da var belki. Mesela bazı teşkilatlar için bu söyleniyor. Gerçi ben 11 Eylül'ü Müslümanların yaptığına inanmıyorum. Bu Yahudinin işidir. Fakat bazı Müslümanları kullandığı için Müslümanlara mal edilmiştir. Bin Laden'in de başkaları terörist ilan ederken ben rahmetullahi aleyh diyorum. Bin Laden dünyanın en zengin ailelerinden birinin çocuğudur. Afganistan gibi bir memleket Rus işgaline uğrayınca o serveti, o rahatı bırak, git Afganistan'da mağaralarda yaşayarak Ruslara karşı mücahitlerle birlikte harp et. Soruyorum size, içinizden böyle bir rahatı bırakıp da gidip o dağlarda yaşamaya kabul edecek bir kişi var mı? Ben yapamam şahsen. Sizi bilmem. Bu büyük bir kahramanlıktır. O zaman Amerikan da işine geliyordu. Çünkü Rusya Afganistan'a sarkarsa sonra Hindistan'a sarkar, sonra aralarında rekabet var vesaire. Ama Ruslar gittikten sonra Müslümanın ölçüsünde el küfrü ümmetin vahide, küfür bir millettir. Müslüman arasından çıksa da, Amerika'dan çıksa da, Afrika'dan çıksa da fark etmez. El küfrü ümmetin vahide. Amerika onu kullanmak istedi, araları açıldı. Rusya'ya karşı mücadele ederken makbul olan Bin Laden, Amerika'ya tavır koyunca tükak oldu. Böyle şey olmaz. Amerika'nın keyfi için Bin Laden'in aleyhine konuşmak, efendim İslam'da terör yoktur, İslam'da doğru yoktur. Ama sen bir kediyi bile bu odaya sıkıştırırsan, kapıyı da kapatırsan senin yüzüne sıçrar. Acziyet sebebiyle yapıyor bunu Müslümanlar. Çünkü baş edemez ki koca Amerika'yla. Aha! İsrail'deki Müslümanların halini düşün. Ne yapsın İsrail hükümetine karşı? Yıldırma hareketi yapmasın da ne yapsın? Koyun onların yerine kendinizi. Boynunu uzat cellada. Filistinli ne yapsın? O öldürüyor. O da fırsatın bulunsa. Mukabele bilmişsin yapacak ki. Hiç olmazsa o mukabeleden korkulduğu için biraz ehven seyreder zulüm. Bundan başka bir mantık için yol var mıdır? Binaenaleyh kınarken şartlarını dikkate almadan insanları kınamak doğru değildir. İslam'ın galebesi için çalışan adamların silaha başvurması,
terviz edilmez şüphesiz. Çünkü silahla masum insan da ölür. Ama o sana böyle mukabele ediyorsa men dakika dukka. Sen de böyle hareket edersin. Yani İsrail çok dürüst, çok munsif, çok adilane hareket etseydi Filistinlileri kınardık. Ya sizi adilane idare ediyorlar, ne istiyorsunuz derdik yani. Gerçi İsrail'in idaresi altında yaşamaya mecbur değiller. O zaman bile yapılacak iş vardır da. Silahlı mücadeleyi o zaman kınayabilirdin. Öyle değil ki, adamı zulüm altında inletiyorsun. Aşağı mahkum ediyorsun, ambargo koymuşsun. Bütün Filistinler kaçsın, gitsin, toprak bana kalsın, takip ettiği siyaset budur. O zaman bu çaresiz kabahatli oluyor da, güçlü adamın zulmü hoş görülüyor. Bugün dünyada antisemitizm, yani Yahudi aleyhtarlığı, insanlık suçudur. Bütün dünyaya kabul ettirmiş bunu Yahudiler. İyi de senin düşmanlığın ne oluyor? Şimdi Filistinli'yi Yahudi aleyhtarı diye kınayacaksın, bu insanlık suçu olacak. Yahudinin Filistinli'ye yaptığını 50 sene seyredeceksin. Bu iki batılı insanlara mahsus çifte standart İslamiyet önünde kabili müdafaa değildir. Aynı şeyi Afganistan için söylerim, aynı şeyi başka yerler için söylerim. Kim İslam'ın nizamı galip gelsin diye çalışıyorsa İslam mücahididir. Öldürme ise karşı taraf bunu yapıyorsa caizdir. Sulh ve müsamahalemet yolunda imkan yoksa başka türlü ona da caiz vermez. Çünkü bir masum insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. İslam yaşatmak için vardır. Hayat vermek için vardır. Sulh ve müsalemetten adı bile gelir. Ama sen Müslümanı vur prangaya, zulmün envanı yap, mukabele eden suçlu olsun. Ve subhanallah, böyle bir mantık olmaz. Bunun cevabı da bu kadar yeter. Benim ihtisasıma taalluk etmez. Ne Afganistan, ne şurası, ne burası. Türkiye beni alakadar ediyor. Türk milleti İslam'ı bir bayrağı yere atar gibi hakaretle hilafetini, saltanatını, tarihini, şerefini, dinini çamura atmak mevkiinde bırakılmış. Bu milletin tekrar din ve tarih şuuruna adet etmesi benim için en ehemmiyetli mesele kainatta. En ehemmiyetli. Türkiye'de İslam'ın galebesi istikametinde iki taş üst üste koymak, Afganistan gibi bir memleketi kurtarmaktan daha mühimdir. İki taş koymak. Bu benim şimdiki sözüm değil. Bu benim Afganistan Rusların işgaline uğrayıp da mücadele edildiği zaman söylediğim sözdür. O zaman bile. Tekmil Afganistan'ı kurtarmak. Türkiye'de İslam için üst üste iki taş koyma kadar ehemmiyetli değildir. Çünkü kalbi ve beyni hasta olan adamın sair azalarındaki saatin 5 kuruş kıymeti yoktur. Her hasta doktora kendi gider. İstisna akıl hastalarıdır. Çünkü bedeni sevk eden o akıldır, onu başkaları götürür. Kendi hasta kabul etmez. İslam aleminin beyni hala Türkiye'dir. Bu beyin hastadır. Bu beyin düzelmeden vücut sıhhatinin 5 kuruş kıymeti yoktur. Hiçbir Müslüman zulüm görmesin. Hiçbir Müslüman sıkıntıya düşer olmasın. Bunun değeri var. Ama Türkiye'nin kendi benliğine dönmesi yanında bu değerler hiçtir. Hiç. Çünkü baş olmadan gövde bir işe yaramaz. Başta bu millettir. Ben bunu ırkçı olarak söylemiyorum. Haşa ırkçı değilim. Ben bunu realitenin değerlendirilmesi sebebiyle söylüyorum.
size bunu söyleyen 100 tane meşayirden, Arap'tan adam sayarım. Aklı başında olan herkesin görüşü budur. Ne yapacaksa bu millet yapacak yerine. Bu doğalı millettir. Bugün evlatlarının bir kısmı yarı baygın sarhoş gibidir ama o ecdatlarının Allah yolundaki mebruk hizmetleri bereketini Allah bir sebep halk edecek. Bu millet yeniden İslam'ın müdafii, mücahidi, kalesi olacak. Onun için bura beni alakadar ediyor. Buradaki kar zarar birinci derecede alakadar ediyor. Zihnim bununla meşgul. Harice fazla bakamıyorum. Evet. Sual şöyle. Sizi Türkçenin gerçek müdafii olduğunuzdan bahisle Üstad Kadir Mısıroğlu acaba Türkçe olimpiyatlarıyla ilgili ne söyler? Görüşlerini merak ediyorum. Yapılan işlere karşı hissiyatı ve düşünceleri nedir? Bu olimpiyatları faydalı ya da zararlı mı görüyor? Şimdiden Allah razı olsun. Siz televizyonlarda gördünüz. Ben de kitapta yazdım. Bir defa olimpiyat bir spor adıdır. Lisanla spor olmaz. Bu birinci gerçek. İkinci gerçek. Fethullah'ın bütün mekteplerinde lisan İngilizcedir. Sen o kadar Türkçeyi seviyorsan Türkçe tedrisat yap yurt dışında bir yerde. Var mı böyle bir mektebi? Hayır. Küllühüm laik, modern ve İngilizcedir. Bu İngilizce ayıbını, İngiliz dilini yaymak sana kalmış. İngilizce ayıbını örtmek için seçimlikte Türkçe dersi koymuşsun. Peki ben şöyle İngilizce öğrettim, böyle İngilizce öğrettim diye ana dili gibi Arapça, İngilizce konuşan adamlardan bir hareket yapsan da takdir toplasan biliyorsun ki onu Müslüman takdir etmez. 5-10 zenci çocuğuna Türkçe öğretmişsin, seçimlik. Seçimlik. Her mektepte 3-5 çocuk, dünyada 1500 mektebim var, getirdim buraya 1-2000 kişiyi, ben böyle hizmet ediyorum. Peki laik eğitim, modern eğitim yaptım diyorsun. O laiklikle moderni ve İngilizce eğitimini koy terazinin bir tarafına, koy da bu Türkçe olimpiyatı adını verdiğin işi bir tarafı. Hangisi ağır? Hangi Müslüman bunu ağır görür de senin lehine hükmeder? Bir de işin icra şekli facia. Gelinlik kızlarla evlenme çağında delikanlılar kucak kucağa şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar. Ve subhanallah hangi Müslümanın vicdanı buluğa ermiş gencecik erkeklerle gencecik kızların birlikte sahnede renk körlüyüz bilmem neyiz demelerini, kucaklaşmalarını mazur görür. Bu işin İslam'la bir alakası yoktur. Elhak, bilsem ki bu sözlerimden dolayı da dava açacak gene söylerim. Es-sakitu anil hakkı şeytanul ahrez. Hakkı söylemek mevkiinde kalan da susan dilsiz şeytandır buyuruyor peygamber. Bundan hiçbir fayda melhuz değildir. Zararı İslam'ın prensibi çiğneniyor. Gencecik kızlarla gencecik erkekler sahnede bilmem ne yapıyorlar. Tesettürlü hanımlar, musalli erkekler de seyrediyor. Ve bunda bir hizmet kabul ediyorlarsa akıllarına şaşarım. Başka bir sual sor. Fethullah söylemekten usandım. İyi birkaç sual sorduk. Söyle. Hadis-i şerifi tekrar edebilir misiniz? Hadis-i şerifi tekrar edebilir misiniz? Es-sakitu anil hakkı. Şeytanül ahres. Hakkı söylemek mevkiinde kalıp da susan dilsiz şeytandır. Evet. Bu hadise zayıf diyen de vardır. Evet. Sual şöyle. Mustafa Kemal'in yazdığı nutku baştan sona okuyup neler dediğini görmek istiyorum. Fakat sonradan çıkan nutuklar değil de aslı korunmuş, orijinal olan bizzat Kemal'in yazdığı nutku okumak istiyorum. Elbette ki bunu da en iyi bilenlerden biri sizsiniz.
Bu kadar. Ben Mustafa Kemal'in nutkunu ne kadar vaktim var o kadar geriye gideyim. Ne kadar geniş bir hendek atlayacaksan o kadar geriye çekilirsin. Ben Mustafa Kemal Paşa'nın 15 veya 20 dakika. Tamam. Nutkunun şu nutku. İlk mektebi bitirdiğim sene okudum. Çizilmiştir. Nutuk budur. Bu da vesikalar kısmıdır. Şimdi bunları yan yana koyun. Bu Osmanlıca kısa gider. Muallim, mim, ayin, lam, mim, muallim. Bir Latince'de bir harf kadardır. Bunu sen Latinize et, bunun iki misli, üç misli hacme ulaşır. Halbuki eldeki Latinize nutuklar bunun üçte biridir. Niye bu sahtekarlık? Değişen şartlara göre azaltmışlar. Ben nutkun Osmanlıcasından başka bir nüshasını kaynak göstermedim. Ne zaman nutka atıf yaptımsa bunu, bakınız, size bir nokta söyleyeyim. Türkiye-Yunan Harbi'nden 10 milyon çıkmıştır. 10 milyon hasta, fakir, ihtiyar vesaire. Nutuk, muhteviyatına ait vesaik, bu vesaik. Ha, bu vesaik, bunun kapağı. Gazi Mustafa Kemal tarafından. Türkiye'de Tap ve Neşarkı Türk Tayyare Cemiyeti'ne aittir. Burada ikinci 50 bin yazıyor. İkinci 50 bin. Yani 100 bin. Şu 100 bin nüshadan biri. Rica ederim şu kadar kitabı okuyacak 10 milyon nüfusta 100 bin kişi var mıydı? Bizim kasabada tütün yetişirdi. Her tütün satışında tütün parasından 2,5 lira keserler, böyle bir katır yükü kitap verirlerdi babamın eline. İster al ister alma. Bizim evimizde bu nutuktan en aşağı 10 tane vardı. Babam tütün denklerinin üzerine ağırlık olarak koyuyordu. Aynen böyle. İkinci 50 bin. Bu bir şey ifade etse gerektirse. Buna rağmen benim hocamdı. Kemalist Alevi Veli Dedeoğlu vardı. Nutku sadeleştirdi. Ben sadece onun hakkında bir makale gördüm. Uydurma, ilave yapmış. Bazı kısımları atlamış. Efendim, kelimelere yanlış mana vermiş. Uydurukça kelimeye çeviriyor. 1000 tane yanlışla lebalep bir nutuk. Latinize başka nüshalar okumadığım için. Mesela buradan size okuyayım. Şu ifadeyle aynen sade harfleri Latinize ederek yapılan biri varsa ben bilmiyorum. Bana da haber versin ben de öğreneyim. Nutuk şöyle başlar. Tabi bunun hakkında söylenecek çok şey var da. Bak ikinci 50 bin. 20.310. nüsa rakamlar da var. 1335 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. Vaziyet ve manzarayı umumiye. 2 nokta üst üste. Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup harb-ı umumide mağlup olmuş. Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş. Şeraiti ağır bir mütarekename imzalatmış. İmzalanmış. Büyük harbin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir bir halde millet ve memleketi harap, harb-ı umumiye sevk edenler kendi hayatları endişesine düşmüşler, düşerek kaçmışlar falan. Şimdi bu ifadeyi aynen Latinize veren bir şey var mı? Ben görmedim. Hep uydurma. Benim gördüklerim hep uydurma. Niye buna ihtiyaç hissediyorlar? Mustafa Kemal de nutkuyla normal Türkçe'ye hizmet ederse cinayet olur. Tıpkı şunun gibi.
Millet demokrasiye geçildikten sonra Mustafa Kemal'e karşı tavır aldı. Kanun 50'de milletin heykel kırması yüzünden çıktı, biliyor musunuz? Durup dururken Mustafa Kemal'i koruma kanunu çıkmadı. Evvela Kırşehir'de başladı. Meydandaki heykelleri millet kırmaya başladı. O zaman espri yapıyorlardı. Bu şehir tabii heykel kırar. Baksana adı Kırşehir. Ben bu günleri yaşadım. Ben lise talebesiydim 50'de. Bu kanun milletin umumi nefreti demokrasiye geçirir geçirmez heykel yıkması yüzünden, kırması, devirmesi yüzünden çıkmıştır. Bu demek ki millet sevmiyor. O zaman ne yapalım? Birinci devresini esas alalım da onu dindar gösterelim. Onu dindar gösterelim. Hala bu fikirle hareket edenler var. Hala bu fikirle hareket edenler var. Pekala. Bir kısım insanlar da, dinsiz olan adamlar da Mustafa Kemal'in dini tahrip edişinden memnun. Onlar da dindar görünmesinden rahatsız. Lan Mustafa Kemal'i sevenler de var. O dindarmış, biz de dindar olalım derler. Doğu Perinçe'ye din aleyhtarı yazılarını verdiler, el yazılarını. Doğu Perinçe mal iftihar, o da benim gibi dinsizdi diyerek bunları yayınladı. Bu içeriden verildi, el yazıları. Allah'a, peygambere inanmadığına da. Bir garibim Müslüman Nurcu da bizim üstadımız ona iftira etmemiş. Aha kendi de söylüyor diye. Risale-i Nurlar'la bu Doğu Perinçek'in vesikalarını birleştirerek kitap bastı. Hayatına mal öldü, adam öldürüldü. Faili meçhul cenayete kurban gitti. Bunun manası şu. Gerçekten Kemalist olanlar Mustafa Kemal'i dindar göstermeye karşıdırlar. Ve onun otoritesiyle de din takviye edilmesinden rahatsızdırlar. Onun dinsiz olarak bilinmesini ve onun dinsizlik davasına destek olarak kullanılmasını istiyorlar. Bir takım madrabazlar da inanmadıkları halde Mustafa Kemal'in birinci hüviyetini göstererek, aynı Fethullah gibi bunda birinci hüviyeti var, sonuncu hüviyeti var. Birinci hüviyetini göstererek, bak şöyle Müslümandı, böyle Müslümandı. İyi de o zaman halkın desteğine ihtiyaç vardı. O desteğe ihtiyacı kalmadıktan sonra gösterdiği hüviyet onun asıl hüviyetidir. İster beğen, ister beğenme. Mantık bunu icap ettirir. Bir insan aksi davaya zayıfken taviz verir. Eğer Fethullah Efendi başladığı zaman Mustafa Kemal'i methetseydi, laikliği methetseydi vallahi kıramazdım. Ayağına yer etmek için bunu yapıyor derdim. Bunu siyasiler için bile her zaman tasvip mümkün olmadığı halde. Ama sen 1000 tane mektep sahibi olduktan sonra bunu yapıyorsan, yo ben bunu mazur göremem. Bunu siyasete yaptığına inanamam. Sen Türkiye'ye bağ tapu sahibi olmuşsun, diktatör olmuşsun. İslam'ın aleyhine icraat yapıyorsun. Bu senin gerçek hürriyetindir. Kimseye taviz verme ihtiyacın yokken, kimseden korkun kalmamışken, muhaliflerin hepsini asıp kesmişken yaptığın icraat senin gerçek hürriyetindir. Zayıfken ki işin senin gerçek hürriyetin değildir. Orada siyaset olmuş olabilir. Ama burada siyasete yapıyorum bunu diyemezsin. İşte bu adamların elinde bu nutuk kullanılıyor. Çünkü bu 27'nin işidir. 27'de söylendiği için asıl inkılaplar yazın 28'de birçok şeyler gerçek, hilafet milafet olmuş. Onların aleyhinde sözler var.
Ama sonraki tatbikata göre işe gelmeyen şeyler de var. İşe yaramıyor. Onun için bunların değişmesi lazım. Hatta hilafeti ilga etmeden evvel hilafetin lehine de sözler var. Nutuk'ta yok da başka resmi yayınlarda var. Mesela Gazi Paşa İzmir yollarında. Matbuat İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi yayınlanmış. Yani bugünkü Turizm Bakanlığı hilafeti göklere çıkarıyor. Çünkü halife olmak istiyor. Beceremeyince yıkıyor, bu sefer de aleyhine konuşuyor. Peki bir ilim adamı, bir fikir adamı şu tezadı konuşursa bu nasıl suç olur yahu? Bu tezadı söylerse bu nasıl suç olur? Bir dünyada bir adam var mı ki yalnız methedilir, tenkit edilmez? Bir örnek göstersinler. Bu Türk demokrasinin yüzünde bir ayıptır, lekedir. Yüz karasıdır. Ya Temiz Mahkemesi, Necip Fazıl Bey'in Vahidettin kitabının toplama kararında diyor ki Atatürk'ün zemmettiği Vahidettin'i methetmek Atatürk'e hakarettir. Necip Fazıl'a 1,5 sene ceza verdiler. Ayhan Songar yetişip rapor vermeseydi adamcağız hapiste ölecek. Mustafa Kemal'in zemmettiğini sen beğeniyorum dersen suç olurmuş. Ona hakaret olur mu? O zaman biz adam değiliz. Mustafa Kemal'in kuklası olarak eğil desin eğilelim. Doğru desin doğru. Böyle bir hakaret de millet. Hiçbir insan bu tabiat kanuna aykırıdır. Gelecek nesilleri kendi iradesiyle bağlayamaz. Dün bunu Lenin yaptı. Arkasından Mao yaptı. Türkiye'de de Mustafa Kemal yaptı. Bu tabiat kanuna aykırıdır. Eninde sonunda bu yıkılır. Bu zihniyet yıkılır. Bir adamın iradesiyle bir millet ilanaya yürümez. Bunun devamına imkan yoktur. Lakin Batı bütün yaptıkları İslam'a karşı olduğu için demokrasiye, insan haklarına, akla, mantığa aykırı olan bu tutumu kınayıp da ya bu nasıl demokrasidir? Bir adam put yapmışsınız. Onun fikirlerini dayatıyorsunuz demiyor. Eğer bu diktatörlük İslam adına olsaydı gördüğünüz nasıl kınarlardı. Gavurluk adına olunca kınanmaz. İşte Batı da böyle çifte standartlıdır. Lakin ne yaparsa yapsın, sevk-ı kaderle bu durum değişecek. Millet tabii mecrana dönecek. Tarih şahsiyetine dönecek. Diniyle, tarihiyle barışacak. Ecdadının yoluna dönecek. Bunu ne hayatta birisi ne mezarda birisi önleyemez. Zira murad-ı ilahi bu istikamette gelişmektedir. Allah-u Azimişan bu milleti tekrar eski mevkiine getirmek istikametinde esbab halka diyor. Bunların tahlilini başka bir zaman yaparım ben size. Nereden? Bunu nereden çıkarıyoruz? Vukuatın umumi bir seyri vardır. O vukuatın seyrinden Allah'ın murad-ı ilahiyesinin keşif mümkündür. Bu keramet değildir. İttekû min ferasetel müminin fe innehu yenzuru bi nurillahi teâlâ. Müminin ferasetinden korkunuz. Çünkü o Allah'ın nuruyla nazar eder. Bu hükmün altında da Peygamber aleyhissalatü vesselamın mührü var. Birçok doğrunun olduğu gibi. Binaenaleyh size kat'i bir gerçek olarak söylerim ki Kemalizmin güneşi batmak üzeredir. İslam güneşi de doğmak üzeredir. Lakin böyle bir zamanın mesuliyeti ağırdır. Mükafatı da ağırdır, mücazatı da ağırdır. Ümit vaat etmeyen zamandaki tekasül, ağırdan alma, tembellik, o kadar şiddet ceza görmediği halde, ümit var olduğu bir zamanda tekasül, ağırdan alma,
şiddet ceza görür. İslam'ın galebesi için ümit vaat eden, hadisatın ümit vaat ettiği bir zamanda geldiğiniz için babalarınızdan daha gayretli olmadıkça beraat edemezsiniz. Bu zamanın hususiyeti budur. Zamanı iyi tanırsan yapacağın işi de doğru tanırsın. Üç tanıma mühimdir. Evvela kendini tanıyacaksın. Sonra zamanı tanıyacaksın. Sonra kaderi tanıyacaksın. Bu üç tanımanın esasını ben bir kitapta anlattım. Demek oluyor ki bu zamanı tanırsan zamana hakim olan kavani ilahiyi görürsen, keşfedersen vazifenin ne olduğunu da anlarsın. Allah Azimişan bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti geçmiş insanların cümlesinin ruhlarını şadan andan eylesin. Amin. Cenab-ı Rabbil Alemin burada hak ve hakikat namına bir şey öğrenmek için gelen ve ekran başında bu taleple bulunan insanların cümle günahlarını affı mağfiret eylesin. Amin. Bu insanların ecdatlarına rahmet eylesin. Amin. Azapta olanların azaplarını defu refi izale eylesin. Amin. Bu insanlara İslam'ın galebesinin gerçekleşmesinde bela kan ma bela paylar ihsan etsin. Lillahi'l Fatiha. Sakalı şerif ziyareti orada öpen gider. Siz mi geleceksiniz, biz başlayalım mı? Siz başlayın. Peki üstad. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala Ali. Bana bak, bunlar götür aşağıya. Bu gözlük de orada bana lazım. Evet, bayramdan sonraki cumartesi buluşmak üzere. Şimdi sen şu tarafa geç abi. Tek tek ziyaret edip tek tek ziyaret edebilirler. Sakallı Şerif ziyaret ediyorsunuz. Salavat-ı Şerife beyler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin
salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyin Allah'ım sen salli ala seyyidina Muhammedin.